Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dün burada yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk çarkına ilişkin soru araştırma önergemiz reddedildi. Toplum için gerekli ve hakikati içeren birçok önergenin reddedildiği gibi maalesef bugün burada 13. kez 6-8 Ekim olaylarının araştırılması için meclis araştırma önergesi için söz almış bulunmaktayım. Bugüne kadar ki tüm önergelerimiz reddedildi. Reddedilmesinin sebebi bizce bugün devam eden hala Kobani Kumpas davasıdır. Eğer araştırılsaydı bu dava açılamayacak, bu kumpas devam edemeyecekti. Bu kürsüde her araştırma önergesi tartışıldığında tarafsız ve bağımsız yargıya teslim edilmiştir bu dava diye iktidar kürsülerinden, iktidar masalarından burada söz kuruldu. Yargının rüşvet tarifesine göre işlediği yerde bağımsız ve tarafsız bir yargı yapıldığını kim söyleyebilir? Talimatla kurulan mahkeme ile özel seçilmiş yargıç ve savcısıyla her safhası hukuk dışı usullerle yürütülen bir mahkeme tarafsız ve bağımsız olduğuna bize kim inandırabilir? Sayın milletvekilleri, özel yetkili yargılamaları kaldırmakla övünen iktidar bu dosyaya özel savcı Ahmet Altun üzerinden ilk müdahalesini gerçekleştirmiştir. Özel savcı Ahmet Altun soruşturma devam ederken 25 Temmuz 2018'de HSK kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına vekilliğine atanmıştır. Ancak bu dosya yürütmeye 7 ay boyunca devam etmiş, el çektirilmemiş İzmir savcısı iken Ankara'da devam eden Kobani dosyasının savcılığını yürütmeyi sürdürmüştür. 31 Mayıs 2019 HSK kararnamesiyle bu dosyayı sürdürebilmesi için yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne özel bir HSK kararnamesiyle getirilmiştir. Bu özel savcının elinden çıkan 3530 sayfa 324 klasörden oluşan 30 Aralık 2020 tarihli iddianame hazırlatılmıştır. Bu iddianameden sonra özel savcının özel sahiplerle yürütüldüğü bu soruşturmayı iddianamesinden sonra Ahmet Altun 19 Haziran 2022 HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yükseltilmiştir. Yine bu isimle ilgili iddialar sadece Kobani Kumpas davasıyla ise bitmemiştir. Sinan Ateş dosyasında bazı şüpheleri serbest bırakması teklifi karşılığında Yargıtay üyeliği teklif edilen isim yine Ahmet Altun olmuştur. Özel savcıya hazırlanan iddianamenin yargılaması da özel mahkeme eliyle gerçekleşmiştir. 20 Nisan 2021 tarihli Kobani yargılamasının ilk duruşmasından bir ay önce 26 Mart 2021 tarihinde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci bir heyet kurulmasına var olan heyetin sadece de Kobani yargılaması ve bağlantılı davalara bakmasına karar vermiştir. Özel savcıyla hazırlanan bu davaya özel bir mahkeme heyeti oluşturulmuştur. Bu özel heyetin eski mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak ise derin devletin ticari istihbarat ayağı olarak tanıtılan Atadedeler suç örgütüne yönetici olduğu ortaya çıkmıştır. Peki davayı yürütenler kadar davaya müdahil olanlar da kumpas davası olduğunu gösteren bir algıdır. Davaya 180'den fazla devletin neredeyse tüm ve kurum kuruluşları müdahil olmuştur. Mahkeme heyetinde doğrudan müdahale ederek iki yargıcı görevden alan Adalet Bakanlığı mı istersiniz? Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz diyen Cumhurbaşkanlığı mı? Yoksa Patmos Vergi Dairesi Müdürlüğü mü? Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni mi? Toprak Mahsulleri Ofisi'ni mi? Bankaları, mal müdürlükleri, belediyeleri mi? Yoksa Diyanet Başkanlığı, İçişleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Giresun Espiyeller Derneği mi? Say say bitmez. O yüzden bir de tersinden bakalım bu dosyaya. Bu dosyada ne yok? Bu dosyada asıl olması gereken 6-8 Ekim'de hayatını kaybeden Kadri Bağdu, Yunus Aktaş, Murat Dağ, Sinan Taş, Mahsum Çoban, Kamil Taş ve diğerleriyle ilgili herhangi bir bulgu, belge, olay yeri incelemi, ölümleriyle ilgili herhangi bir otopsi, nasıl öldüklerine dair hiçbir bilimsel rapor yok. IŞİD saldırıları yok, IŞİD vahşeti yok. Sayın vekiller, bir kumpas davası ve binlerce sayfalık dosyanın içeriğindeki gerçekliğe baktığımızda iki şey dışında ne ararsanız var. Hatta çokça tartışıldığı üzere dosyada...
Bitirelim lütfen. Hatta çokça tartışıldığı üzere dosyada unutulan HDP'yi kapatma talimatı bile var. Sayın vekiller, Kobani davası şu an 68. periyodunda Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediyor. Özel mahkeme hukuka aykırı ve özel ayrımcı uygulamalarla süren bu davada savunma hakkı engelleniyor. Dosyanın daha başından siyasi sahiplerle başlayan dosyaya Ahmet Altun isimli savcının tayini, hukuka aykırı delil arayışı, alınan kısıtlılık kararı, uydurma deliller ve tanık beyanların usulsüzlüğü, açıktan siyasilerin dahiliyeti, ahim kararları sonrası hamlemizi yaparız deyip aldırılan tutuklama kararlarının tamamı savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Tekrar ifade ediyoruz ki sorunları müzakere ederek demokratik barışçıl yöntemlerle çözmediğimiz sürece bu ülkede ne demokrasi ne toplumsal barış gelir. Ez cümle ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar. Teşekkürler Sayın Aslan.